Herkese merhaba arkadaşlar. Riot Civil Unrest isimli oyunun ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunumuz simülasyon türünde bir oyun. Basit grafikleri var ama kendine özgü konusuyla ön plana çıkıyor. Oyunumuz Türkçe adıyla okumak gerekirse Riot, isyan anlamına geliyor. Civil Unrest de sivil huzursuzluk, sivillerin huzursuzluğu gibi bir anlama geliyor ve ülkenin durumundan dolayı, kötü şartlarından dolayı ayaklanan ve huzursuzluk çıkaran halkın isyanını konu alıyor. Böyle durumlarda ne oluyor? Tabii ki halkla polis karşı karşıya geliyor. Bir takım çatışmalar yaşanıyor. Oyunda tam bu noktada devreye giriyor işte. Bize o ortamı yaşatmak için hazırlanmış bir oyun. Önce şuradan sağ taraftan Türkçe bir açıklaması var. Bunu okuyalım ve başlayalım. Steam sayfasında neler varmış? Küresel ekonomik kriz derinleştikçe ve toplumdaki eşitsizlik giderek arttıkça kalabalıkların öfkesi kendini karmaşa, şiddet ve huzursuzluk olarak göstermeye başlar, diyor. Böyle kısa bir açıklama yazmışlar. Bütün incelemeleri karışık. 682 adet kullanıcıdan toplam %68 kadarı olumlu, diyor. Olumlu değil, karışık ama yine de düşük bir orandır, %68. Çıkış tarihi 12 Şubat 2019. Geliştiricisinin bir kişi ve firma olduğunu görüyoruz. Yayıncısı ise bunların dışında olan ayrı bir firma. Oyun oynayanların etiketleri strateji bağımsız, piksel grafikler ve simülasyon şeklinde. Şurada Türkçe desteklenmediğine dair bir ibare var. Yani oyun Türkçe dil desteği barındırmıyor. Bunun yanında oyunun asıl fiyatı şurada gördüğünüz üzere 27 lira aslında, fakat şu an Steam yaz indirimleri başladığı için %50'lik bir indirimle 13,5 liraya satın alabiliyorsunuz. Son tarihi de 9 Temmuz gördüğünüz gibi. Şöyle biraz aşağıya inelim. Evet, burada oyunun bir tane indirilebilir içeriğe sahip olduğunu görüyoruz. Yani ek paket yaratıyla DLC'si var bir tane. Soundtrack and Artbook diyor. Bunun da fiyatı 10,5 liraymış. Bu da oyunun kendisi gibi %50 indirimde ve 5 lira 25 kuruşa satın alınabiliyor tek haliyle. Fakat oyunun kendisiyle birlikte bu ek paketi de Deluxe Edition şeklinde bir paket olarak alabiliyorsunuz. Öyle alırsanız eğer %55'lik bir indirim oluyor toplam tutar üzerinden ve 16 lira 87 kuruşa satın alabiliyorsunuz. Eğer böyle her şeyle almayı seviyorsanız oyunları, bu şekilde aldığınızda daha avantajlı olacaktır. İki tane videomuz sona erdi. Ben bilgileri aktarırken şöyle resimleri geçelim ve aşağıdan diğer bilgilere bakalım. Gördüğünüz gibi gayet farklı bir yapısı ve atmosferi var oyunun. İçine girince daha detaylı bakacağız artık. Fiyatından bahsettik. Son güncellemeleri en son 19 Nisan'da gelmiş. Ondan önceki de 4 Mart'ta gelmiş. Dil seçeneklerine bakıyoruz. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Kastilya, İspanyolcası, Japonca, Rusça, basitleştirilmiş Çince şeklinde birçok dil var. Genelde böyle çok dil seçeneğine sahip olan oyunlarda Türkçe de genelde oluyor aslında, ama burada Türkçe koyulmamış. 10 adet Steam başarımı içeriyor. Çıkış tarihini tekrar aktaralım. 12 Şubat 2019. Burada oyunun bir adet almış olduğu ödül var. Buraya koyulmuş. Oyunun hakkında kısmı da yukarıdaki ufak bilgilendirme kısmı gibi tamamen Türkçe. Oyunun Türkçe dil seçeneği olmamasına rağmen böyle Türkçe bir bilgilendirme kısmı hazırlanmış. Kısaca bahsetmek gerekirse oyunun bize mekan olarak sunduğu İspanya, Mısır, Yunanistan, İtalya gibi ülkeler var. Bununla birlikte oyun iki tarafı da bize yaşatıyor. Yani isyan çıkartan halk tarafında da olabiliyorsunuz. İsyanı bastırmaya çalışan polis tarafında da olabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Her birinin birbirine göre özellikleri var farklı şekilde. Ayrıca çoklu modu da var gördüğünüz gibi. Şimdi de sistem gereksinimlerine bakalım.
Sistem gereksinimleri Windows'ta 64 bit istiyor minimum. Çünkü 4 GB en düşük bir RAM isteği bulunuyor oyunun. Bununla birlikte AMD'de, Intel'de olsa dual core bir işlemci gerekiyor. 2.8 GHz hızında. Bunun yanında ekran kartınız olacak elbette. 2 GB'lık istiyor. RTX 11 sürümüne sahip. GTX 650 veya AMD RX 265 olabilir diyor. RTX sürümü 9, depolama alanı 3 GB. Bununla birlikte tabii ki klavye, mouse ve internet bağlantısı istiyor. Önerilen de buradan farklı olarak Windows 10 64 bit bellek 8 GB'a çıkıyor. Depolama alanı vesaire aynı. Ekran kartında burada 2'den 4 GB'a çıktı gözüküyor. Bununla birlikte GTX 960 oluyor. Nvidia tarafında, AMD'de ise R9 380'e çıkıyor. Buradan da Mac OS X ve Steam Linux ile ilgili detaylara bakabilirsiniz. Eğer Windows dışında işletim sistemi kullanıyorsanız. Bu sayfanın, yani oyunun Steam mağazasının linkini zaten her ilk izlenim videosunda olduğu gibi videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Oradaki linkten doğrudan bu sayfaya erişebilirsiniz. Oyunun Steam sayfasından aktaracağım bilgiler bu kadar. Şimdi oyuna girelim ve oyunu inceleyelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza girişimizi yaptık. Oyunun böyle bir ana menüsü var. Global var, Story, Hikaye, Versus, Custom, Wiki, Options ve Exit bölümleri mevcut ana menümüzde. Options'a şöyle bir bakalım. Dil ayarı var, Feedback, Zorluk, Kontroller buradan yapılıyor, Çözünürlük, Full Screen, Görüntü, Optimizasyon, Çözünürlük. Burada da ses ayarları mevcut. Sesi tamamen custom bir müzik çaldığı için telife neden olabilir. Sesleri de benim sesim sıkıntı olmasın, oyundan düşük kalmasın diye yarı yarıya indirdim. Oyuna ilk girerken çözünürlüğü zaten soruyor. Ama oyuna girdikten sonra da eğer isterseniz buradan tekrar değiştirebiliyorsunuz. Şöyle geri diyelim. Biz buradan bence story'den giriş yapalım. Hikaye bölümü de var oyunun. Burası kilitli. Evet, burada da yerler var bakın. Sol altta bilgiler veriyor. Olaylar hakkında, yerler hakkında. İtalya, Yunanistan ve burası da Mısır'mış. Şuradan, evet, zorluk ayarı değişiyor. Oyuna ilk defa girdik. Too easy şeklinde en kolay olarak kalsın ve buradan Yunanistan'ı seçelim. Yunanistan'da Kerataea isimli yerde geçecekmiş. Neyi konu alıyor şimdi burası? Polis diyor. Şurada farklı yerler var ama seçilmiyor mesela. Şunlara izin veriyor. İkisinde aynı şey yazıyor ama şu taraf polis, şu taraf isyancı mı oluyor? Neyse, biz şurayı bir seçelim bakalım. Ne olacak? Evet, bölge hakkında bir bilgi var. Oyun dediğim gibi gerçek isyanları konu aldığı için iyi bir adaptasyon sağlamak amacıyla bilgi veriyor. Evet, oyunun kurulum kısmı çıktı karşımıza. Evet, burada insan sayısı falan değişiyor. Bunlar neymiş? Ekipman falan ekleyebiliyoruz. Kullanabileceğimiz mesela Molotov falan var. Megafon var. Sosyal. Sosyallik olsun ya. Sosyal medya üzerinden bağlantı falan. O şekilde bir örgütlenme olayı. Şu olsun hadi. Şu neymiş? O Molotov'a benziyor. Hadi şu da olsun.
Başlatalım bakalım ne olacak. Tüplüme ekranında Gandhi'nin bir sözü çıktı. Başlamak için herhangi bir tuşa bas. Sol tık yaptık. Piksel piksel Anadolu. Oyunda direkt ses yok yalnız. Sanırım sadece müzik barındırıyor. Çünkü ben müziğin sesini kıstım tamamen. Diğer sesleri ellemedim. Ellemedim derken yarı yarıya düşürdüm sadece. Yarı yarıya da duyulması lazımdı. Stop polis mi? Ha biraz ses geldi. O zaman şurası neymiş? Ha. Evet, neyin ne işe yaradığını gösteriyor. Solla grup seçip sağla grubu hareket ettiriyormuşuz. Oklarla item seçiyormuşuz yön tuşlarıyla. 1, 2, 3, 4 ile saldırı. Q ve E ile grup değişimi vesaire tab tuşuyla. Evet. Ses ayarı olsa iyiydi ama çok kısık kaldı. Ha. Şu an fena değil. Bakın şöyle grup seçebiliyoruz. Mesela şu grubu seçelim. Gelin bakalım. Saldırın. Şu grup da şöyle gelsin. Şu an agresiflik seçtim sanırım. Saldırın. Siz neyi bekliyorsunuz? Bak bak şuradan da polisler geliyor. Saldırın. İsyan çıkıyor. Başka grup kalmadı elimizde. Hey. Aha ateş ediyorlar. Saldırın. Başta protesto ediyorduk. Şimdi isyan çıktı. Bak kaçıyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Dalın polisler. Bu ne abi böyle? Bak. Tomo su mu sıkıyor galiba. Aynen su sıkıyor. Polislerin kalkanları falan var. Hadi bakayım. Şöyle bir kere daha bir bakalım. Bir item, iki saldırı, üç item manına. Araya. Kaçışıyorlar bak. Hey, nereye gittiniz? Burada da var bak. Geri püskürtüyorlar bizi. Aha. Herkes saldırıyor şu an. Öksürük sesleri falan geliyor. Bak bak. İyi, baştan yüklendik. Şimdi dağıttılar bizi. Aha, molotof attık mı? Polislere. Bunlar ne bekliyor burada? Grup dağıldı, kendinize gelin. Lan geri çekiliyorlar bak. Daha agresifleştik şu an. Aha. Ne yaptı lan öyle? Valla garip bir oyun ya. Ne olduğunu pek böyle çözemiyorsunuz direkt ama.
Garip yani. Sallarım. Ne oldu abi? Bir şey oldu ama. Yıktık galiba polis şeyini, direncini. Victory dedi. Evet. Newspaper. En sonunda da böyle şey gösteriyor. İstatistik. Valla olayın gazetesi abi. Next diyelim. Evet, bir tane bir şey açtık. Oyun içeri. Şey daha açıldı. Ne oldu şimdi abi? Farklı bir bölüm mü? Bak şurada bir şey yok olmuş sanki. Şu olsun. Okey, bir el daha atalım. Bir el daha bak atalım bakalım. Farklı bir yer mi? Aynı yer mi? Evet, farklı bir yer bu sefer. Anladığım kadarıyla şiddet uygulayan asker mi gördük az önce, polis mi gördük? Bu ne abi, el arabasıyla gidiyor falan. Aha, molotof at. Evet. İstenciler hazır. Polisler hazır. Şimdi gençler, şöyle gelin. Sen de şöyle toplanın bir araya aga. Ne oldu lan, geri gidiyorlar. Şu an böyle usul takılıyoruz. Bak burada da adamımız var. Sen nereye gidiyorsun aga? Şu an bak şey yapmıyoruz. Sağların. Allah 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 Allah. Bak şu an şeyler başladı şöyle. Saldırmalar. İtiş kakış. Agresifleşmeye başladık. Bu sefer daha az sayımız galiba. Bir şeyler oluyor ama. Aha, ayaklamayı başlattık sonunda. Arkadan da bak bir şeyler sallıyor. Polisler iyi direnç gösterdi. Uf. Molotof atıyoruz adamlara. Aa, onlar da atıyor. Armut mu toplayacaklar? Uf, bomba bomba attı herif. Aa bak. Yetkili abiler geliyor. Şurada bir kargaşa yaratalım. Aha, silah var burada sanki. Bir tuşuyla item almıyor muyduk? Öyle bir şey diyordu. Throw items. Use item. 3 tuşuymuş abi. Şu an bizim grubu seçemiyorum. Bakın herhangi bir etkileşim yok.
Ne oldu abi? Geri mi kaçtık? Pes mi ettik? Ne oldu? Arkadan destek falan geldi. Ya şurada silah gözüküyor. Niye alamadık onu? Herhalde bitecek artık. Abi ne oluyor? Olaylar burada sıkıştı kaldı. Bir şeyler patlıyor. Ha şurada bug'da kalmış. Şurada bir tane polis. Oyun bize verdiği tuşların tamamına basıyorum da bir şey yapamadık şu an. Tek tük adamlarımız kaldı. Grup yok böyle yönetecek. Gruplardan bireysel adamlarımız kaldı. Onlarla ne yapabilir zaten? Herhalde bitecek. Yukarıda bir geri sayım yapıyor. Evet, son erdi. Bakalım. Okey. Bu da böylece sona erdi. Next diyelim. Ekstra şeyler açılıyor gördüğünüz gibi. Kullanılabilecek. Karakter falan açıldı galiba. Evet bence bu kadar yeterli. Oyunun oynanışını anlatmak için. Riot Civil Unrest. Böyle değişik bir oyun. Basit grafikleri var ama yine de küçümsenecek bir sistem gereksinimi yok. Minimumda 4 GB RAM falan istiyor. Basit gibi gözüken, eğlendiren, ilginç bir oyun. Hayatın içinden bir yaşanabilecek bir durum. Halk ayaklanmasını konu alıyor. Polis tarafında da olabiliyorsunuz. Halk tarafında da olabiliyorsunuz. Ve gerçekle bağlantılı bilgiler içeriyor oyun. Evet, bu oyundan benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.